Sevgili seyirciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı editör masasının sorularını cevaplıyor, izliyoruz. Daha önceki yıllarda Osman Gazi Köprüsü'nü, Bursa geçişini, Manisa geçişini, İzmir Kemalpaşa arasını zaten hizmete açmış idik. Şimdi kalan 190 kilometrelik Bursa ile Balıkesir arasındaki kesimle Balıkesir, Savaştepe, Akhisar arasındaki şehir geçişlerinin dışında kalan kesimleri de 6 ay sonra inşallah açacağız. Yine İzmir, Çandarlı otoyolunu büyük proje yapıştık devlet yapıyoruz. Hizmete açacağız. Ankara Niğde otoyolunu önümüzdeki yıl inşallah bu yılın sonunda Kulu kavşağına kadar hedefimiz, yani Gölbaşı geçişindeki sıkıntıyı rahatlatacağız inşallah. 2020'nin sonunda da Niğde'ye bağlayacağız. Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, hiçbir şehir içerisindeki trafiğe girmeden ta Urfa'ya kadar, Cilvegözü'ne kadar otoyoldan gidebilecek. Bu çok önemli bir avantaj. Bu aynı zamanda bizim uluslararası ticarette bu yollar, bu yüksek standartlı yollar bizim tercih edilme, kullanıcılar tarafından tercih edilme nedenimiz oluyor. İnsanlara rahat, güvenli ulaşım imkanı sağlıyoruz. Biz bunların haricinde yine yatırımlarımızda devam eden projelerimiz olarak Çanakkale Köprüsü var. Dünyanın en büyük köprüsünü yapıyoruz. Evet. 18 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale şehitlerini anma gününde temel ile kule arasındaki bağlantıyı sağlayacak şaftları yerine koyduk. İnşallah 2022'de Çanakkale Köprüsü dünyanın bir numaralı en büyük açıklı köprüsü olacak, olarak yerini alacak ve hizmet vermeye başlayacak. Çanakkale Köprüsü ne işe yarayacak? Çanakkale Köprüsü ring yapacak Marmara'yı. Hem Marmara Denizi'nin ring yolunu, çevre yolunu tamamlamış olacak, hem de bizim önemli ihraç kalemlerimizden biri olan Ege Akdeniz bölgesinde üretilen malların Avrupa'ya nakliyesinde çok önemli. Kolay. Çok hızlı yolda izde zayiat vermeden ulaşma imkanı olacak. Ve bizim İstanbul şehir geçişini kullanmak zorunda olan, ki biliyorsunuz bu deniz ulaşım aksadığı zaman Lodos'ta, Sis'te İstanbul'daki karayolları şişer. Denizden çünkü olan araçların hepsi oraya yönlenir. Artık İstanbul'a girmek, İstanbul Boğazı'nı geçmek zorunda olmayacak. Kapıkule'den, Pazarkule'den, Demirkapı'dan giren tüm araçlar, hatta Küçükçekmece'nin, İstanbul Küçükçekmece Gölü ayrım çizgisidir kilometre olarak, batısındaki kesimler, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri ve Trakya illerimizdeki trafik Çanakkale Köprüsü'nden karşıya geçip en az 2 saatlik bir zaman kazanmış olacak. Bu da burayı, trafiği ağırlaştırmayacak. İstanbul trafiğini şişirmeyecek, zorlamayacak. Onun bypassı olacak Ege bölgesine. Yaz aylarında, özellikle turizm aylarında o bölgemizdeki geçişler, Çanakkale'deki arabalı vapur geçişleri bir çileye dönüyor. Bayramlarda saatlerce, bazen günleri bulan kuyruklar oluyor. Evet, yatırımlarımız toparlarsak, yatırımlarımız devam ediyor, durmayacak. Biz yatırımlarımızı bundan sonra ağırlıklı olarak yaptığımız yolların üst yapısının iyileştirilmesine, yollarımızı yapıştet devlet yöntemiyle yapılmasına, demir yollarımızın kapasitesinin artırıcı ve demir yollarımızın özellikle Pekin-Londra hattının, ki bu çok önemli, Asya'da üretilen her türlü malın, ham maddenin Avrupa'ya, Avrupa'da üretilen her türlü mamul malzemenin veya ham maddenin Orta Asya'ya
Güney Asya'ya, Orta Doğu'ya ulaşımı için bir ulaşım aksı omurgası olacak. Bundan bir ay önce, 3 Mayıs'ta da inşallah bir ay önce ihalesini yaptık. İstanbul Kapıkule arasının yüksek hız, yüksek affedersiniz, hızlı tren projesini Avrupa Birliği hibe kredilerinden aldığımız bir parayla ihalesini yaptık. Onun da temelini 3 Mayıs'ta atacağız. Demiryolu aksı olarak devam ediyor. Sadece bunu da kalmıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak bizim büyüyen, gelişen şehirlerimizin özellikle şehir içi ulaşımındaki toplu taşım sistemlerimizin artık insanımızın hayatında ve yaşantısında çok önemli bir yeri olan iş trafiği, sabah akşam iş trafiğinin yer altına alınması, raylı sistem, metro sistemlerinin yaygınlaştırmasına başlayacağız. Bugüne kadar Ankara'yı da yaptık. Ankara'da yaptık, İstanbul'da yaptık, İzmir'de yaptık. Gaziantep'te yapıyoruz. Efendim, şimdi de Konya'yı, Ankara'nın ilave raylı sistemini, dün akşam Mehmet Özaseki başkanımız anlatıyordu projelerini, bunları ulaştırmayla beraber ortak yapacağız. Konya'nın, Kayseri'nin projelerini daha sonra da gelişen büyük şehirlerimizin alt bu tür toplu taşım daha ekonomik insanlara hem konforlu hem rahat hem de ekonomik bir ulaşım hizmeti sunacak sistemlerimizi yapacağız, geliştireceğiz. Teşekkür ederim Fırat Bey, Fırat Gazel. Sayın Bakanım, değindiniz bu kentlerdeki ulaştırma projelerini, çoğunlukla siz üstlendiniz belediyeler tamamlayamadığında. Yeni dönemdeki bakışınızı da anlattınız. Bu konuda işte kentler arasında ayrım yapıldığı falan gibi eleştiriler geldi. Böyle bir durum söz konusu mu baktığınızda ve yeni dönemde bütün bu taleplere olumlu yaklaşacak mısınız? Evet, yatırımlar bahsettiğim gibi biz insanımıza hepsi bu ülkenin insanı, bu vatandaşı olarak bakıyoruz. Efendim, seçimde bana oy vermiş vermemiş, belediye farklı partiden olmuş, bilmem ne olmuş diye bakmadık. Bunun en güzel örneği İzban, Egeray projemiz. İzmir'in ulaşım altyapısında çok önemli bir hizmet ifa eden Egeray projemizi biz yaptık. Belediyeyle de ortak kurduğumuz bir şirketle işletiyoruz. Altyapımızı onlara kullandırıyoruz. Hatta yine projelerimizden biri de bunun Buca'ya kadar ulaştığımız. Devamını da yapacağız. Yani İzmir seçimini alsak da almasak da biz bunu yapacağız. Bunun programımızda var. Böyle bir konu, böyle bir durum hiçbir zaman AK Parti iktidarlarında söz konusu olmamıştır. Biz en çok yatırımı, özellikle ulaşımla ilgili yatırımı, karayollarıyla ilgili Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yaptık. Bunlar bize oy vermediler, bunlar bize belediye vermediler diye düşünmedik. Orası benim vatanım, benim toprağım. İnsanların kararı, takdiri nasıl şekillendiyse, bunu bu konuya girmek istemiyorum. Ne olursa olsun benim vatandaşım. Biz en fazla yeni bölünmüş yolu Doğu ve Güneydoğu'da yaptık. Yoktu çünkü. Eksikti. Eksikti. Batıdakileri iyileştirdik. Doğu'da yenilerini yaptık. Hatta trafiğine, fizibilitesine de bakmadık, açık olarak söyleyeyim. Bir sosyal bölgenin kalkınmasını hızlandırmak için yaptık. Enerjisini, iletişimini, altyapısını, haberleşmesini yaptık. Bunları da ayırt etmedik. Bugün benim Hakkari'deki, bugün benim Van'daki, Kars'taki, Artvin'deki vatandaşım 4.5G kullanıyor. Yani Artvin bölünmüş yol sistemine dahil olmadı. Onun bulunduğu özel şartlar gereği. Çünkü Artvin bizim bir enerji üssümüz. Çoruh projesi üzerinde 14 tane büyük baraj yapılıyor. Yollarını iyileştirdik.
Ama Artvin'e Hopa'dan 5 kilometre uzunluğunda can kurtaran töreni yaptık. Artvinli yatıp kalkıp Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor. Yani bunu hayal, bunları konuşuyorlardı da bu olmaz diyorlardı. Hani hayaller gerçek oldu derken boşuna demiyoruz. Ovid tünelini yaptık mesela. Bunlar önemli projeler. Bunlar bölgelerin kalkınması için, bölgedeki insanların yatırım alıp orada istihdam edilmesi için, doğduğu yerde doyabilmeleri için bu altyapıları biz fizibilite değerlerine bakmadan, hiç karlılık oranlarına bakmadan yaptık. Bu